Arkadaşlar öncelikle fizik nedir? Bunun bir tanımını yapmak istiyorum sizlerle. Fizik arkadaşlar doğa olaylarını konu alıp açıklamalar yapan, burası önemli, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, aynı zamanda arkadaşlar gözlem ve deneylere dayalı bilim dalına fizik deniyor. Arkadaşlar bu dalla ilgilenen kişilere de fizikçi deniyor. Yani fizik bilimiyle ilgili uğraşlarda bulunan kişilere de fizikçi deniyor arkadaşlar. Hemen fiziğin alt dallarına geçmek istiyorum sizlerle. Bunu şu şekilde kafamızda tutabiliriz arkadaşlar. Kamyonet şeklinde. Bu kısaltmayı belki daha önce duymuş olabilirsiniz. Hemen hatırlayalım. Arkadaşlar kamyonetin K harfi fiziğin alt dallarından olan katı hal fiziğini temsil eder. Katı hal fiziği. Arkadaşlar kamyonetteki A harfi ise hemen söyleyelim atom fiziğini temsil eder. Atom fiziği. Arkadaşlar M harfi mekanik fiziğini temsil eder. Y harfi yüksek enerji ve plazma fiziğini temsil eder. O harfi arkadaşlar optik, fiziğin alt dalı olan optiği temsil eder. N harfi arkadaşlar nükleer fiziği. E harfi elektromanyetizma olarak bilinen fiziğin bir diğer alt dalını temsil eder. T harfi ise arkadaşlar termodinamik. Dediğimiz alanı temsil ediyor. Lütfen bunu bu şekilde kamyonet hesap aklınızda tutarsanız hani sorularda karşımıza çıktığında unutmayız arkadaşlar. Hemen tek tek tanımlarına geçelim. Şöyle önemli ve kısaca aklımızda tutulması gereken yerleri not aldım. Sizlerle bunları paylaşalım arkadaşlar. Hemen birincisi katı hal fiziğiydi. Arkadaşlar katı hal fiziği denince aklıma kristal yapılı maddeler gelecek. Dolayısıyla katı hal fiziği ile sorularda hemen kristal yapıyı gördüğünüzde katı hal fiziğinden bahsediyor olabileceğini düşünmenizi isterim. Kristal yapıya sahip arkadaşlar katı ve sıvıların manyetik, katı hal fiziği ne yapıyormuş? Manyetik, optik, esneklik ve elektriksel özelliklerini inceler diyebiliyoruz. Mesela örnek verelim. İşte şarj edilebilir piller, güneş panelleri, otomobiller ve trenler katı hal fiziğinden destek alınarak yapılan sistemlerdir arkadaşlar. Elektroniğin de temellerini neyle atmışızdır diye bir soruyla karşılaşırsanız elektroniğin temelini de arkadaşlar katı hal fiziği atmıştır. Biliyorsunuz elektronik günümüzde olmazsa olmazımız. Arkadaşlar ikinci bir diğer alt dalımıza geçelim. Bu da atom fiziğidir. Atom fiziği arkadaşlar fizik ve kimyanın aslında iç içe olduğu bir alandır. Maddeyi oluşturan atomları inceler ve bu atomların molekül yapılarını, enerji düzeylerini, atomların yaptığı ışımalar aslında o atomların özelliklerini belirler arkadaşlar. İşte bu atomların yaptığı ışımaların ölçümünü de biz arkadaşlar spektrometre ile ölçeriz. Belki bir yerde karşınıza çıkar. O yüzden vermek istedim. Arkadaşlar atom fiziği de nanoteknolojinin temellerini oluşturmuştur. Bakın bunlar önemli bilgiler. Peki nanoteknolojinin temellerini kim oluşturmuş? Atom fiziği. İşte elektroniğin temelini ne söylemiştik? Katı hal fiziği oluşturmuştu. Peki örnek verecek olursak atom fiziğinin hayatımızda nasıl bir etkisi var diye düşünecek olursak. Arkadaşlar elektron mikroskobu, lazerler, fotosel lambalar, hidrofobik kıyafetler ve eşyalar da yine atom fiziği sayesindedir. Mesela hidrofobik kıyafet derken neden bahsediyorum? Bu su geçirmez mesela kıyafetler var değil mi? Üzerinize bir şey döküldüğünde onu hemen tutmayarak, o su moleküllerini tutmayarak kaymasına sebep oluyor ve ıslanmıyorsunuz. Dolayısıyla aslında o atom özelliklerini, molekül özelliklerini kim sayesinde keşfediyoruz? Atom fiziği sayesinde. Yani atom fiziği
dalında çalışmalar yapan kişiler bu özellikleri belirleyerek işte günlük hayatımızı kolaylaştıracak ürünler üretebiliyorlar. Dolayısıyla üçüncü mekanik dediğimiz alana geçelim. Arkadaşlar mekanik de fizik çok geniş. Dallarını şimdi tek tek inceliyoruz. O yüzden fiziğin mekanik bölümünü fizik dersinde detaylı olarak zaten inceliyoruz arkadaşlar. Mekanik dediğimizde aklımıza ne gelecek? Kuvvet, hareket ve enerji ilişkileri arkadaşlar. Newton yasalarına uygun bir şekilde inceleyen dala biz mekanik diyoruz arkadaşlar. Fiziğin alt dalı olan. Peki ne yapıyor mekanikçiler arkadaşlar? Aslında nesnelerin neden, nasıl hareket ettiğini ne yapmaya çalışıyor? Bize açıklamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar yüksek enerji ve plazma fiziği dediğimiz dördüncü maddemize geldik. Yüksek enerji ve plazma fiziği, biliyorsunuz plazma dediğimiz hal aslında maddenin dördüncü hali olarak bildiğimiz bir haldir. Katı, sıvı, gaz bunları yoğun olarak işleriz derslerimizde ama bir de maddenin dördüncü hali olarak plazma hali vardır. İşte yüksek enerji ve plazma fiziği aslında atom ve atom altı parçacıklarının incelenmesini amaçlar. Diğer adı da yüksek enerji ve plazma fiziğinin diğer adı da parçacık fiziğidir arkadaşlar. Karşımıza bu şekilde de çıkabilir. İşte parçacık fiziği aslında maddenin dördüncü hali olan plazma halini de inceler. Plazmalar arkadaşlar soğuk ve sıcak olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlara örnek vermek istedim. Soğuk plazmalara aura ışıkları, yıldırım, şimşek gibi doğada gördüğümüz olaylar aslında maddenin plazma halidir. Ama nasıl plazma hali? Soğuk plazma hali. Peki sıcak plazmalardan bahsedecek olursak arkadaşlar güneş öncelikle sıcak plazmaları örnektir. Onun dışında yıldızları da örnek verebiliriz. Peki arkadaşlar bir de yapay plazmalar var. Onlar da neon ve floresan lambaları örnek verebiliyoruz. Yani yapay plazma var mıdır? Evet vardır. Bunlar da neon ve floresan lambalar olarak örneklendirebiliriz. Peki arkadaşlar bu nerede önemli? Yüksek enerji ve plazma fiziği. Biz ne söyledik? Atom ve atom altı parçacıklarını inceledikleri için aslında arkadaşlar uzayda, roket sanayinde ya da savunma sanayinde yüksek enerji ve plazma fiziği ya da parçacık fiziği dediğimiz fiziğin alt dalı bizim için çok önemlidir. Gelelim hemen 5. maddemize. 5. maddemiz neydi? Optik, kamyonetin O harfini temsil eder diye söylemiştik. Arkadaşlar optik deyince de fiziğin bir diğer alt dalıdır. İşte günlük hayatımızda biz ışığın yapısını, maddeyle etkileşimini ve ışık olaylarını ya da bu ışık olayları yansıma, işte kırılma, girişim gibi olayları kim inceliyormuş? Optik, fiziğin alt dalı olarak bilinen optik inceliyor arkadaşlar. Buna örnek verelim. Optik bilimi sayesinde yani fiziğin alt dalı olarak bilinen optik sayesinde fotoğraf makinesi, mikroskop, teleskop, gözlük yapımı optikten faydalanarak üretilmiştir arkadaşlar. Peki bir diğer alt dalımız nükleer fizik. Arkadaşlar nükleer fizik de diğer adı da çekirdek fiziğidir. Arkadaşlar lütfen şunu karıştırmayalım. Bazen sorularda atom fiziği ile çekirdek fiziği aynı şey sanılabiliyor. Ya da nükleer fizikle işte atom fiziği karıştırılabiliyor. Biz atom fiziğinden bahsettik ya şurada. Ne dedik? Fizik ve kimyanın iç içe olduğu bir alandır dedik. Ve burada arkadaşlar lazerler, fotosel lambalar, hidrofobik kıyafetlerin üretiminde atom fiziği kullanılırken nükleer fizik arkadaşlar diğer adı çekirdek fiziğidir. Atom fiziğiyle karıştırmıyoruz. Burada aslında nükleer fizik yani atomun içerisinde bulunan çekirdekten bahsedeceğiz. Çekirdek içerisindeki atomun çekirdeğini inceleyecek. Atom içerisindeki kararsız yani radyoaktif dediğimiz atom çekirdeklerinin oluşturdukları
enerji ve ışımaları araştırır. Yani çekirdek içerisinde parçalanmalar, birleşmeler oluyor. Hatta bunları 12. sınıfta işte arkadaşlar füzyon ya da fizyon tepkimeleri olarak inceliyoruz. İşte bu nükleer fizik dalına giriyor arkadaşlar. Nükleer güç santralleri kurularak da enerji ihtiyacının karşılanması aslında kim tarafından oluyor? Nükleer fizik dalının katkıları sayesinde biz enerji üretebiliyoruz. Peki arkadaşlar, elektromanyetizmadan bahsedelim. 7. maddemiz. Elektromanyetizmada hem elektrik hem manyetizmayı iç içe alan bir alan. Burada maddelerin elektriksel ve manyetik özellikleri incelenir. Zaten isminden de belli. Hem elektriksel hem manyetik özelliklerini inceler. Elektrik yükleri ile bunların oluşturduğu elektriksel ve manyetik olaylarını, aynı zamanda mıknatısların oluşturduğu manyetik olaylar ve etkileşimlerini inceleyen alana da biz elektromanyetizma diyoruz. Mesela buzdolabı kapıları, nın yapılması, işte hoparlörler, bilgisayarların hard diskleri, işte manyetik etiketler, bunlar da yine kim sayesinde arkadaşlar? Elektromanyetizma sayesinde üretilmiş ürünlerdir. Peki arkadaşlar, son olarak fiziğin alt dalı olan 8. maddemiz termodinamik. Yine arkadaşlar bunu da biliyorsunuz, termodinamik dediğimizde hemen aklımıza ne gelecek? Isı, sıcaklık, hal değişimi. Bunları inceleyen dala biz işte termodinamik diyoruz. Isı sıcaklık, hal değişimi ve enerjinin maddeler arasındaki aktarımını ve genleşmeyi inceleyen dal termodinamiktir. Aynı zamanda küresel ısınmayı da konu alır kendisine. Dolayısıyla arkadaşlar termal kameralar, sanayi sistemleri, ısıtma soğutma sistemlerindeki tüm uygulamalar yine termodinamiğin günlük hayata yansımasıdır diye not düşebiliriz. Arkadaşlar, fiziğin alt dallarını toplamda 8 başlık altında inceledik. Bunları da kamyonet olarak kodladık. Lütfen bu şekilde aklımızda tutalım. Atom fiziğiyle çekirdek fiziğiyle karıştırmayalım. Önemli yerleri zaten yazmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım. Bunları bu şekilde anlamaya çalışırsak sorularda karışıklık olmayacaktır. Arkadaşlar, şimdi sizlerle bir örnekle devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz nelerden bahsettik? Fiziğin alt dallarından bahsettik. İşte onunla ilgili güzel bir sorumuz var. Hemen bakalım. Arkadaşlar, Aylin'in annesi yaptığı yemeği ocağa koymak için elindeki kibrit çöpünü hızla pürüzlü yüzeye sürttüğünde sürtünmeden dolayı ısınarak tutuştu ve böylelikle ocağı yakarak tencereyi ocağa bıraktı. Yanan ocak ısı ve ışık yaymaya başladı. Aylin'in annesi kibrit ile ateş yakması sürecinde Aylin fiziğin alt dallarının hangisini gözlemlemiştir diye bir sorumuz var. Arkadaşlar, güncel bir olay. Aslında yeni tip sorularda da böyle açıklamalar verilerek sizlerin oradaki durumu analiz etmeniz isteniyor. Dolayısıyla böyle bir durumda aslında günlük hayatımızda sık karşılaştığımız bir durum. Hemen düşünelim. Elektromanyetizma. Elektromanyetizma dediğimiz şey elektrikle manyetik alanları inceleyen bilim dalıydı, fiziğin alt dalı olarak. Burada bu tarz bir şey okuduk mu? Okumadık. İkinci öncülümüze bakalım. Optik neydi? Hatırlayalım hemen. Optikte ışıkla ilgili ışığın yapısını inceler demiştik. Burada da ısı ve ışık yaydığından bahsettik. Demek ki optikle alakalı bir şey geçmiş paragrafımızda. Mekanik arkadaşlar, mekanik dediğimiz ise biliyorsunuz hareket, işte kuvvet, enerji arasındaki ilişkiyi inceliyordu mekanik dediğimiz alan. Dolayısıyla burada sürtünmeden kaynaklı ne oldu? Isınarak tutuştu. Dolayısıyla bir mekanikten bahsedilmiş mi? Evet. Termodinamik neydi arkadaşlar? Termodinamik de hatırlayalım. Isı, sıcaklık, genleşme, hal değişimi gibi durumlar inceleniyordu termodinamikte. Burada da yine ısı ve ışık gelmeye başladı cümlesinden biz termodinamiğin de içinde geçtiğini hissedebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 2, 3 ve 4. öncülüm doğru olacaktır. Yani ailen bunları gözlemlemiş olacaktır.
Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim hemen. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkilerinden bahsedelim arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. Fizik aslında tek başına değil, fiziğin alt dallarını incelerken mesela atom fiziğinden bahsetmiştik. Orada şunu söylemiştik. Demiştik ki kimya ile fiziğin iç içe girdiği bir alan. Dolayısıyla sadece fizik kimya ile iç içe değil, diğer bilimlerle de iç içe olduğu alanlar var arkadaşlar. İşte bu alanları şöyle kısaca yazmaya çalıştım tahtaya. Fizik bilimi birçok bilim dalıyla, hangisi bunlar? İşte felsefe ile, bunlar sorularda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. O yüzden felsefe ile ilişkili midir? Evet, ilişkilidir. Biyoloji ile, kimya ile, tıpla, coğrafya ile, işte jeoloji, yer bilimi gibi alanlarla ilişkilidir fizik arkadaşlar. Bu ilişki teknolojik gelişimlerin aslında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Değil mi? Bu diğer disiplinlerle ilişkileri aslında yeni teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu ilişki işte mekanik mühendisliği, makine mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yapı inşaatı, onun dışında bilgisayar mühendisliği, mimarlık, iletişim sistemleri, tıp gibi birçok alanda arkadaşlar fiziğin diğer disiplinlerle ilişkili olduğunu görebiliyoruz bu alanlarda. Dolayısıyla örnek verecek olursak mesela coğrafya dedik ya, işte pusulanın icadı fizik sayesinde, dolayısıyla gemilerde yapılan coğrafi keşifleri ne yapmıştır? Katkıda bulunmuştur. İşte arkeolojide bulunan eserler, arkeolojide bir eser bulundu. İşte bu eserin tarihini, işte değerinin olup olmadığını, işte yaşının hesaplanması aslında radyoaktif tarihlenme dediğimiz bir olay var. Onunla birlikte anlaşılıyor arkadaşlar. Bu da yine fiziğin buraya katmış olduğu bir değerdir. Yani fizik sayesinde bunların hesaplamaları yapılabiliyor. Arkadaşlar fizik maddi evrenin dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani maddi bir evren olması gerekiyor. Hayali ya da kişisel tercihlerimiz olan iyi kötü, güzel çirkin, işte sevinç üzüntü gibi durumları arkadaşlar ne yapmıyor? Bu durumlarla fizik ilgilenmiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Fizik aslında metafizik ya da astrolojik gibi alanlarla da ilgilenmez. Yani bunlar çeldirici olabilir sorularda. İşte metafiziği de koyar, işte felsefe koyar, tıp koyar. Hangisi der fiziğin ilgilendiği alanlardandır. Tabii bunlar test kitaplarında, denemelerde karşımıza çıkacak soru tipleri. Arkadaşlar şöyle gelelim. Şimdi fiziğin fizik niceliklerinin sınıflandırılmasından bahsedelim sizlerle. Arkadaşlar fizikte ikiye ayırıyoruz fizik niceliklerinin sınıflandırılmasını. İkisi de aslında aynı. İsim olarak, yani fiziksel nicelikler olarak ayırt ediyoruz ama bunlar da kendi içinde tekrar ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar burası önemli. Yani fiziksel nicelikler şöyle olabilir: temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler ya da şöyle olabilir: skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler. Arkadaşlar bir fiziksel nicelikten bahsederken hem temel büyüklük içerisine girip hem skaler olabilir, hem türetilmiş olup işte skaler olabilir ya da vektörel olabilir. Yani aynı anda hem temel hem skaler olabilir, hem türetilmiş hem vektörel olabilir. Yani dolayısıyla biz burada arkadaşlar fiziksel nicelikleri bu şekilde ayırıyoruz. Şimdi bunları tanımlamaya çalışacağız, biraz anlamaya çalışacağız. Çünkü bu büyüklükler bizim fizik dersinde ihtiyacımız olan temel şeyler arkadaşlar. Bunları muhakkak bilmemiz gerekiyor. Temel ve türetilmiş büyüklüğün öncelikle tanımını yapalım. Arkadaşlar tek başına diğer büyüklükleri tanımlamakta başlangıç olarak kullanılan büyüklüklere biz temel büyüklük diyoruz. Türetilmiş büyüklük ise arkadaşlar temel büyüklükler kullanılarak ifade edilen büyüklüklerdir. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar bizim için önemli. Bunları şöyle ayırt edeceğiz. Temel büyüklükler arkadaşlar, şuraya önemli olarak yazdım. Temel büyüklükler 7 tanedir arkadaşlar. Temel büyüklüklerin dışında kalanlar ise
otomatikman ne olmuş olacak? Türetilmiş büyüklükler olacak. Dolayısıyla 7 tane temel büyüklüğü şöyle aklımızda tutabiliriz. Arkadaşlar hemen bir kodlaması var. Eminim biliyorsunuzdur. Kısa muz diye bir kodlamamız var. Arkadaşlar bu kısa muzun içerisinde bulunan harflerin temsil ettiği nicelikler temel büyüklüklerdir. Tamam mı? Bunun dışında kalanlar ise türetilmiş büyüklükler olacak. O zaman hemen bunları açıklamaya çalışalım arkadaşlar. K harfi arkadaşlar kütle, I ışık şiddeti, S arkadaşlar sıcaklık, A dediğimiz akım şiddeti, arkadaşlar M dediğimiz madde miktarı, bunları daha sonra aklımıza tutarsak daha sonraki durumlarda sıkıntı çekmeyiz. O dediğimiz uzunluk, arkadaşlar Z dediğimiz ise zaman. Anlaşıldı mı? Kısa muz diye aklımızda kodluyoruz. K harfimiz kütle, I harfimiz ışık şiddeti, S harfimiz sıcaklık, A harfimiz akım şiddeti, M harfimiz madde miktarı, U uzunluk, Z zaman. Bunların hepsi arkadaşlar temel büyüklüklerin içine girer. Bunlar dışında kalan, birazdan örneklerini vereceğim ama örneğin ne olsun mesela? Bunlar dışında kalan enerji. Enerji bir türetilmiş büyüklük olarak karşımıza çıkacak. Çünkü bunlar içerisinde yer almıyor. Bunun gibi birazdan örneklerimizi çoğaltacağız.